Şevko, Çakır'ı mekanından çıkarken kurşunlatmış. Çakır çelik yelek giymiş. Aldığı tedbirle saldırıdan sağ kurtulmuş. Güzel. Çakır'ın tepkisi ne? Akıllı oynuyor. Ya Şevko? Kaybetmeye devam ediyor. Ondan daha iyisini beklerdim. Hamle sırası bizde. Saflarımız ne olacak? Ben hakemim. Sen hangi safta olmak istersin? Kaybeden tarafta olmak istemem. Savaş bir süre daha dengeli sürmeli. Soğuk savaşta, sıcak savaşta. Testere karşı tarafta olsun. Ama sıcak savaşta tarafları çok uzun süre böyle birbirinden uzak tutamayız. Belki bir süre daha erteleyebiliriz. Orada düşecek kale bir sürpriz olmazsa Şevko olacak. Şevko düştüğünde soğuk savaştaki dengeleri sarsılacaktır. Çok önemli değil. Şevko'nun gitmesi tombalacıyı çok etkilemez. Onun tek derdi Şevko'nun yerine getireceği adamın Çakır'dan daha güçlü olması. Çünkü biliyor ki ne kadar damadından haz etmese de Çakır, Lazya'nın varisidir. Ve kumarhane işine sokmamızla birlikte de tombalacının geleceğinde en büyük tehdit haline gelmiştir. Lazya ne zaman uyanacak bu işe? Lazya'nın tombalacının konseye kabulünden yana oy kullanmasının nedeni bile her şeyin farkında olduğunu, avının yüzüne bakmak istediğini gösterir. Benim bildiğim Lazya tokalaşmadığı adamla düşman olmaz. İşine geldiğinde uyanacak da ne zaman işine gelecek? Çakır bütün zorluklara göğüs gerip rüştünü ispatlayıp tombalacının karşısına dikildiğinde. Bu kumarhanede ne çok kazanan ve kaybeden olacak? Sadece kumarı oynatan kazanır kılıç. Sadece kumarı oynatan.